İhtiyatat kitabının başını açsanız, Hakim-i Tirmizi hakkındaki malumat okusanız, Ya Rabbi bu büyük velinin ruhaniyetinden feyiz almak, istifade etmek, mahşerde de şefaatle nail olmak için hoca yazmış, ben de yazmayı bilmem ama hiç olmazsa Türkçe anam çevirmiş, tercüme etmiş, ben de bunu okuyarak bu zattan himmet istiyorum. Diyebilirsiniz yani. Bunlar kolay şeyler ama maalesef maalesef Elinizde bir telefon, ondan sonra gir oraya, çık oraya. Zart zırt, ondan sonra çekiyor böyle herkes. Çoluk çocuk, benim iki yaşında torun böyle istediği videoya basıyor. Ondan sonra onu çekiyor, onu kaldırıyor. Yahu kızım diyorum, ben yapamıyorum bunu diyorum. Sen bunu nereden çal çalıştırıyorsun diyorum. Çocuk oyunları bilir, anaları da tabii çocuklar oyalansın da bizi uğraştırmasın diye veriyorlar eline videoyu. Eskiden Kuduri verirlerdi. <laughs> Allah Allah. Kuduri de Hanefi fıkhının en zor kitabı yani. Nasrettin Hoca Hanım öyle dedi. Hoca efendi ne var? Ya bu kadar hocasın bir faydanı görmüyorum. Başka hocalar okuyorlar, üflüyorlar, bir şey yazıyorlar, çocuğu uyutuyorlar. Sen bu kadar büyük hocasın, çocuk ağlamaktan, zırlamaktan durmuyor. Ne yapacağız dedi, ne biçim hocasın? Biliyorsun ne kadar hoca olsan hanım sana bozuk atma hakkına sahiptir. Dedi ki, hanım dedi ne var dedi, kuduri ver eline dedi. Kuduri de Hanefi fıkhı tabi. O zamanın kadınları Kuduri, Muduri biliyor yani. Şimdi müftülerin haberi yok yani tabi ki. Kuduri ne diyorsun? Aman bakıyorsun. Hatta. Ondan sonra ya dedi sen benden dalga mı geçiyorsun? Küçücük çocuk Kuduri'den ne anlar dedi ya. Ya ver eline dedi ya. Niye dedi? Uyutur onu dedi. Ya nasıl uyutacak dedi arkadaş. Nenni mi söyleyecek dedi kitap dedi. Ya kitaptan ne anlar? O dedi kimleri uyutmadı ki dedi. Kuduri çok zor bir fıkıh, hocaları da uyutuyor demek istedi. Anladım zannediyor, hoca geçiyor. Halbuki hocayı da uyutmuş kitap. Onun için dedi ki, o ne hocaları uyutmuştur dedi. Çocuğu da uyutur dedi. Anladın mı? Şimdi, çocuğu uyutamayınca, eline de kuduri veremeyince, veriyor eline cep telefonu. Ondan sonra bir yaşından, iki yaşından başlıyor çocuklar. Ne diyeyim sana? Radyosyona maruz kalmaya. Bir yandan da efendim işte, sizin de elinizde evet, telefon sanki cumhurbaşkanısınız. Hatta cumhurbaşkanlığı da değişti şimdi başkanlık sistemine geçtik. Sanki başkansınız yani. Memleketi, dünyayı efendim bütün alemleri siz yönetiyormuş gibi haberler, reklamlar, bilmem neler oy alanda boyalan. Cübbeli de uğrasın, gece uyumasın, sabah uyumasın. Bu sabah öyle uykum var, öyle uykum vardı. Yemin ediyorum milyon dolar versen paraya bakmam uyurdum yani. Ama ders var diye bak ta bir buçuğa kadar derse devam ettim. Yani böyle uğraşıyorum, birkaç bir şey yazayım, öleceğim, gideceğim. Bu insanlara bir ayet hadis bırakayım. Fakat okuyan yok, yok, yok. Ben sizden Allah'a şikayet ediyorum. Okumuyorsunuz. Ben şikayet ediyorum. Yazık günah değil mi? Bu kadar ömrümüz bu yolda geçti. Allah fazl ile kalan ömrümüzü de feda eylesin. Ay. Ama okunmayınca da üzülüyor insan. Bir amel etse sevabı bana gelecek ya. Bir amel etse sevabı bana da gelecek. Sana da gelecek, bana da gelecek. Onun için istiyorum defterim açık kalsın. Onun için sizden vacip. İnşallah sırayla başlayın. Beni kitaplar 85'i buldu. Tercümelerini falan katmıyorum. Daha başka yaptıklarım, haricen yaptıklarımdan o 105'i de geçer. Sırf benim adıma çıkanlar 85'i buldu diyorum. E maşallah la kuvvete illa billah. Onun için siz ne zaman buna yetişeceksiniz okuma? Ondan sonra amel etmeye ne zaman yetişeceksiniz? Ben bir kitabı yazana kadar senelerce gece gündüz uğraşıyorum. Siz hazır kitabı okumuyorsunuz. Ve ben 85'i boylamışım. Siz daha bir kitabı okumuyorsunuz. Ben size ne edeyim? Size Allah'a havale edeyim. Allah'ın rahmetine havale ediyorum. Evet, Allah rahmet ederse size ilimden heves verir. Fazl-ı keremiyle size Allah ilimde hevesli eylesin.